hali bak. Lan bir şey yapsam içim yanmayacak yani. Adam gibi teslim ettim abi ben tüfeğimi. Ne diye sahip çıkmıyorsunuz ki? O sıra sana sahip çıkmaya çalışıyordum. Kusura bakma. Uyuz uyuz konuşma ya. Sana mı söylüyorum abi ben? Ya kime söyleyeceksin başka? Silahı teslim eden sensin. Teslim alan da ben. Zaten dikkat edersen bu yüzden ikimizi de içeri attılar. Yansın askerliğimizde bakalım o zaman göreceğim ben seni. Böyle kırta kırta konuşabiliyor musun? Ya en fazla ne yapabilirler abicim? Tüfeğin elimize sokmuş olabiliriz. Bir sürü şahidimiz var. Elbet ortaya çıkacak. Rahat. Nasılsınız arkadaşlar? Sağ olun komutanım. Arkadaşlar, durum çok ciddi. Bir tüfeğin kaybolması demek sadece demirbaş eksikliği anlamına gelmiyor. O tüfek kim tarafından, kimin için ortadan kayboldu öğrenmemiz gerek. O yüzden bir şey biliyorsanız ne olur söyleyin. Komutanım gerçekten bir şey bilmiyoruz. Tamam Ferit, acele etme. Düşün biraz. Bakın, bunu bir komutanınız olarak emrediyorum. Ve sizi tanıyan biri olarak rica ediyorum. Bu iş gerçekten çok ciddi. Komutanım, bizi tanıyorsunuz. Böyle bir şeyi neden yapalım? Bilemem. Onu siz söyleyeceksiniz. Bakın, 5 saat kadar zamanımız var. Ya hemen söyleyeceksiniz ya da bizi biraz uğraştıracaksınız. Bu işin cezası 3 yıldan başlıyor arkadaşlar. Daha neler komutanım? Bizim bir sürü şahidimiz var. Üstelik o gün Kerim Aslemen de oradaydı. Sırıtma öyle yavşak yavşak! Oyun oynamıyoruz burada! Silah bir askerin namusudur. Öyle ya da böyle siz namusunuzu kaybettiniz.